Ajun Ferrara. Ajun Ferrara. Ajun. Ajun Ferrara. Ajun Ferrara. Ajun. Ajun Ferrara. Evet, Ferrara'dayım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Bu hafta süper bir programla karşınızdayız sevgili seyirciler. Gündüz Atina'da yapacağız, geceyi Londra'da. Yani önce Atina'dayız. Ekim ayını çoktan bitirmek üzereyiz artık. Ve Atina'daki plajlardaki son durum bu. Yani İstanbul'da Ağustos Kost'ta böyle bir plaj maalesef yok. Atina'da insanlar denize giriyorlar. Adamlar plajı korumayı başarmışlar. Burada Yunanlıları tebrik etmek zorundayız. İşte Yunanlı bir aile gördüğünüz gibi. How are you? How are you? Very well, thank you. This is Turkish television, Turkish. We are from Istanbul. Russia, Russia. Russia. Both of them. You are from Greece, huh? Yeah. You live in Athens? Yes. Wonderful place to live. Good place to live. Good place to live? Yes. Comfortable? Burada bence yasak bir aşk yakaladık sevgili seyirciler. Bu arkadaş da öbür arkadaşı Rus kızlarla burada kaçamak da bence. Kaçamak kelimesi Yunanca aynı çıktı tabii, burada zorlanacağız. Girlfriend, girlfriend. Kaçamak. Evet, bu arkadaşları fazla zorlamayalım. Kızları da zorlama şansımız zaten yok. Biliyorum da. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. 41 yaşında geldim buraya. Peki. Yok. Hanım. Yunanlı. Yunanlı. Evet. Ama hanım mı? Yok. Nerede? Ben, ama ben, arayı galiba. Benim hanım. Başka? Daftalı köye gitti. Öyle mi? Rahmetli oldu. Evet. Ama şimdi yeni hanım galiba. Yok yok, arkadaş. Arkadaş. 3 years now. Because we are coming swimming. Panayot. Biraz çapkın. Sen kız arkadaş falan. Aa, onları karıştırma diyorsun. Karıştırma orada. Yatık çocuklarım da var. Evet, tamam. Onları görecekler. Ondan sonra o oğlan ne yapıyor? Babamız ne yapıyor? Tamam. My friend, how are you? I'm fine. Where are you from? I'm from Nigeria. Nigeria. Lagos. Yeah, Lagos. Yeah. Is it hard to live in Athens? It's not hard, only that the problem is that Greek people, they don't want to give any black man job, you understand? Instead of giving a black man job, they prefer giving Albanian people. So it's unfortunate. So there is no business, you understand? We wish you good luck. Good luck. Okay, I wish you the same. Okay, take care of yourself. You live here? Here? Spanish. Oh, nice. Evet, İspanyol kızlar. Boy, look at you. Ah. Bak abi, kelifler kesiyor bunları. Baksana öyle. Attraction. No. We have boyfriend. Boyfriend. Evet, sevgiler. Kızlar, vasat aşamayan kızlar da olsa bana göre sempatik sevgiler. Oradaki çocuklar bir saattir kesiyorlar. Gel. Böyle. Ladies are fine, huh? Not bad. Not bad. They have girlfriends, actually. No. No girlfriends. No. So, are they nice? Not bad. Is Athens nice? Yeah. Not bad. The best. The best. Yeah. Evet, sevgiler, bunlarla iletişim kuramadım. Ben bu erkeklerle konuşamıyorum abi. Yani ağzımdaki vakti çıkarayım. Gönlüm kızlardan yana.
Gülifa da sevgili seyirciler Atina'nın en klas yerlerinden biri. Sahile yakın bir yer olduğu için insanlar buraya geliyorlar ve her saatte gezebiliyorlar. İşte birbirinden güzel arabaların içinde güzel güzel kızlar görüyorsunuz. Good, thank you very much. How are you? Fine, what's your name? Kleantis. Kleantis sevgilecek. Kleantis kim diye soracaksınız? Kleantis bu arabanın sahibi. Yani bu araba bizim. Feridun'la akıyoruz burada. Bu arabayla beraber bizim karnımızı günlerdir çeken Kleantis'e biz de bir hediye vereceğiz. Şu Taya Porselen'e ondan bakalım ne çıkıyor. Evet, Kleantis. Kleantis, this is for you. Oh, thank you very, very much. Have a good time. Kütahya Porselen, alright. Kütahya Porselen'den evet. Böyle güzel bir hediye veriyoruz sevgili seyirciler. Buradaki Yunanlı dostumuz bizi burada taşıdı gördüğünüz gibi. This one of the best company in Turkey? Yeah. It's the best. So very very good, thank you very very much. Good memory for you. From you anyway. Birazdan ağlamaya başlayacak sevgili seyirciler. Bu romantizm bizde yok, kusura bakmasın Kleantis. Biz çünkü başka moddayız. Feri bakar mısın abi? Bırak Kleantis'i şimdi. Aman aman aman. Evet sevgili seyirciler, Atina'nın en canlı noktası burası kesinlikle. Kleantis'e yine el sallayalım, ayıp olmasın, orada kaldı adamcağız. Kleantis'e buradan bütün sevgilerimizi sunup programımıza devam ediyoruz. İşte tipik bir Atinalı sevgili seyirciler. Kıyafetinden anlayabileceğiniz gibi businessman. I'm a manager. Manager? Oh. A hostel manager. How it is to live in Athens? It's a very great city. Great city. You should stay more days here. After 3 o'clock in Saturday, you go bed, then come in the evening for the nightlife? It depends if you need to rest. Yeah. You don't need to. Yeah. Sometimes you go straight all day long to the night. But there is also something else. You can go and have fun in the afternoon. And Saturdays and Sundays you've got bars from 3 o'clock and people go to bed at 9 o'clock completely drunk. What do you say about Turkey? I think that really... Have you been? I have been, but for very few days. Yeah. I want to go again. Which city? Constantinople, Istanbul. Istanbul, okay, we hope to see you in Istanbul again. Okay. Thank you very much. Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler tipik bir Atinalı arkadaştı. Bunlardan çok var burada çünkü Atina'dayız. Burası Kolonak sevgili seyirciler. Atina'nın Nişantaşı'sı. Ciddi söylüyorum, bu kadar benzerlik olmaz. Kafeler, mafeler, pasajlar, masajlar. Şöyle bir göster Feridun. Bana göre Nişantaşı acayip derecede benzeyen bir yer. İnsanlar da kafelerde gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde oturuyorlar. Kızlarımız var böyle geçiyor arkanızdan. Her şey çok güzel. You can't touch this. Break it down. Burası Ermu Caddesi sevgili seyirciler. Buranın Beyoğlu'su. Atina'da gördüğünüz gibi gayet güzel bir cadde var. Trafiğe kapalı bir alan. Mağazalar, dükkanlar, her şey burada var. Ne almak istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Çünkü fiyatlar normalin biraz daha altında. İşte burada da bir amca var. Gel Feri. Arkadaşların CD'sinde yanında gördüğünüz bayan satıyor sevgili seyirciler. Bu kızı da buraya koymuşlar herhalde CD satsın diye. Bana göre günde herhalde bir 2000 tane falan CD satıyordur. Biz de alacağız, havası vereceğiz tabii sevgili seyirciler. How much? 12 euro. 12 euro. You don't play? No. I am from Cuba. Cuba? Yeah. Oh. We are from... I'm dancing. Dancing? Yeah. Not this music. Dansçı mı sevgili seyirciler? Olaylar tabii iyiye doğru gidiyor bence. Küba müziği tabii ki alıyoruz diyeceğiz. Ayıp olmasın diye. Çünkü hak feda olsun. Bak böyle vereceğiz de parayı. How many hours you work? 3 euro. 3 euros. Yeah, and good money. Yeah, it's very good. Evet sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi...
şu anda malı alıyoruz. Müzik. Feridun, müzik kötü çıkarsa sana vereceğim şey, CD. Çünkü burada Feridun'la sevgili bazı şeyleri paylaşmamız lazım. CD olacak, kızı ben tabii ki. Your girlfriend? Yes. Evet, sevgili seyirciler, kız arkadaşı. But she doesn't speak English, huh? No. Not very well. So what do you say about her? Because she doesn't understand you. I love you. How long have you been together? About 7 months. 7 months? Good couple, but. Thank you. Marriage, maybe in future? I don't know. It's very soon. It's very soon. See? Evet sevgili seyirciler, sempatik bir çift görüyorsunuz. Thank you very much. Çocuk biraz utangaç, kız girişken Feruz'u izliyorsun. Bir bakar mısın sağına? Bak bakayım ne var orada. Evet. O da taksici. Son itibariyle Atina bugün güzel günlerinden birini yaşıyor sevgili seyirciler. Kim kamerayı görse kaçmaya başladı. Abi bizde mi bir bozukluk var acaba? You live here? Yes. You are a student? Yes. I know everything about you. Athens, good place to live? Very good place, the best place. What's your name? Rosemary. Rosemary. Say hi to Turkey. Hi. Evet, have a nice day. Thank you. Evet, sevgili seyirciler, Rosemary'i görüyorsunuz. Şöyle bir göster abi. Şimdi bu caddedeki bir dükkanın içine gireceğiz sevgili seyirciler. İşte bir ayakkabıcı Atina'da. Fiyatları göstereyim ben size. 165 euro. Yani 165 dolar deseniz 250 milyon lira yapıyor. 135 euro da 200 milyon civarında bir para yapıyor. İşte bayan ayakkabıları. Şimdi içeriye giriyoruz. Bakalım müşteriler ne diyor? Yeni ayakkabı modelleri ne Yunanistan'da? Bizden daha mı iyi, daha mı kötü? İşte modeller sevgili seyirciler. Came here to buy my shoes for your wife. My wife, yeah, we're getting married next Saturday. Next Saturday? Yeah. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. For the wedding? Yes, for the wedding next Saturday. Oh. We came from New York. From New York? To get married. Then you go back. Go back next Saturday. Why didn't you buy the shoes from New York? Because they don't have good shoes in New York. Oh, this is what you say. Right. Yeah. Bunlar Yunanlar, gelmişler, evlenecekler. Burada kızlar var sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi. Gel abi, ayakkabı da deneyemeyiz ki nasıl konuya gireceğiz. Kız arkadaşımı alacağım falan diyeyim bari. What's your name? Markella. Markella? Yes. Markella, you are very beautiful. Thank you. Yeah, we want to see beautiful girls in Greece. Okay. So say wave hand to Turkey. Hello. Evet, sevgili ama. Gel abi. Bu da fena değil. Yani bu ayakkabı. Bu ayakkabı da fena değil. İşte Atina'nın Kapalı Çarşısı sevgili seyirciler. Tabi buranın adı Kapalı Çarşısı değil. Ne? Adriano. Adriano'ya gelirseniz burada hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. İşte tespihler. Burada ülkemizde çok benzer bölüm var. Ve burada da tabii Yunanistan'a uygun Yunan mitolojisinden örnekler. İşte işte Türk-Yunan dostunun son örneği. Televizyon Türkiye. Türkiye. Evet. Yes, Fule. Hi. Hi, how are you? Good. Motorcycle? Speed, no speed. Small. Slow motion. Evet, yavaş gidiyorum diyor sevgili seyirciler. İşte bir motorcu arkadaşımız. Safkan bir Yunanlı. Bizi sevdi ama. Gerdo. Alexander. Alexander. The great. Acun. The great. Acun, the best. The best. İşte patron. Boss. Welcome to Greece. Welcome. How are you? Fine. Brothers. Of course, brothers.
işte arkadaşımız da bize sıcak sevgi çekecek. Burada herkes bize sıcak. Demek ki gerekli indirimleri alacağız burada. 3 kuruş 2 kuruş dostuz. Bahane etmeyelim ama her şey var. Burada yok yok. Yukarılara bak Feridun. Al işte senin içinde. Orada palyaçolar var. Burası Atina'nın Manzara Tepesi sevgili seyirciler. Buradan bütün Atina'yı görüyorsunuz ve böylece havaya giriyorsunuz. Ne havasına giriyorsunuz? Romantizm havasına giriyorsunuz. Ve kıyafet bölümümüz. İşte güzel bir kız. Atina'dayız ve ben onun kıyafetini sizin için değerlendiriyorum. Fiyatını öğreniyoruz. İşte moda, işte Helen sevgili seyirciler. Bugün Yunanistan'da bir numara Helen. How are you? Fine. You live Athens? No. Where are you from? I'm from Crete, Irakli Crete. Bir Yunanlı kız sevgili seyirciler Helen. Şu anda kıyafetinden anlayabileceğiniz gibi. Nasıl anlıyorsanız. Kıyafet anlaşılmaz ama güzel giyinmiş. Ama bize göre gayet geçerli bir kıyafet var. Helen, we want to know how much we spent for your clothing, okay? We will speak one by one. First about this one, you know? About it, 120 euro. 120. Yes. Helen'de 80'ler para var. 120 euro, 250 milyon, 200 milyon liraya almış üstündekini. Quite expensive, ha? Yes. Okay. Good money, good money. Sevgili Helen'de maddi durumu iyi yani. Helen'de para var diyeceğim. Onu da demek zorundayım. Let's come to the, this one. As I remember about it, approximately 100. 100 euro diyor sevgili seyirciler. 165 milyon lirada pantolonu Helen'in. And shoes? I don't remember because about them nothing. Ayakkabıları hatırlayamadı sevgili seyirciler. Oh my god. Hiç önemli değil. Ayakkabıları hatırlaması önemli değil. Çünkü biz Helen'i hatırlayacağız sonuçta. Helen'i her zaman hatırlayacağız. Evet, about the hat. About the 30. 50 milyon lira. Evet. From accessory. Just now. Şimdi now. Evet, şimdi almış sevgiler. Arkamızda gördüğüm mağazadan. O mağazanın içinde neler var diyeceksiniz. İç çamaşırları falan filan görüyorum ben. Ya da ben öyle görmek istiyorum. Daha çok çok güzel şeyler var. Sevgili. Aksesuarlar varmış. Her türlü aksesuarı oradan bulabiliyorsunuz. Helen, what about this in your ear? About it, 20, yes. 35 milyon lira civarında da sevgisizden kıtaları var Helen'in. And this one? This one, just 5 euro. 5, en ucuz, the cheapest one. 5 euro, 7,5 milyon lira harcamış. Helen'de dediğim gibi çok para var ama her zaman harcamayı düşünmüyormuş. What about the makeup? No, I didn't. You don't spend. Approximately, you don't. Only because very good. Dancing. Yeah, because beautiful eyes. You don't need makeup. No, I didn't say this. No, okay. I say this. No, I don't like makeup. What about hair dressing? You spent how much in one time?
50 euro every month. What about the color? Color, this is original color, huh? No, I am blonde. Blonde? Last year. Millet sarışın olmak ister. Helen sevgiler sarışınken esmer olmuş. What's your job, Helen? I'm a student. Patras. Patras'ta sevgili seyirciler öğrencilik yapıyorum diyor. Daha öğrenciyken bu kadar para harcayabildiğine göre Helen ileride neler harcayacak? Kimleri harcayacak acaba? Sıra geldi Helen'e artık ülkemizi daha iyi tanıtmaya sevgili seyirciler. Helen, good smile for me. Evet, gördüğünüz gibi Helen'le aramız çok iyi sevgili seyirciler. Ona ne kıyafetler alacağım görünce siz de inanamayacaksınız. Atina'dan jet gibi Londra'ya gidiyoruz sevgili seyirciler. Londra'da dünyanın en pahalı pırlantaları vardı ve biz de oradaydık. Atina'dan Londra'ya geliyoruz sevgili seyirciler. Şu anda Londra'dayız. Akşamın saat 10'u da gece hayatı başlıyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Londra gece hayatına şöyle bir dalacağız. Atina'da ısınmıştık. Burada üşüyeceğiz. Fakat gece kulüpleri oldukça sıcak. Hep beraber Londra'ya dalıyoruz. Ve gece kulüplerinden sokaklara kadar her şeyi sizin için inceliyoruz. Burası Londra'da Diamond Trading Company sevgili seyirciler. Dünyadaki her 3 pırlantadan 2 tanesi buradan mutlaka geçiyor. İnanması çok zor ama arkamda gördüğünüz binada trilyonlarca liralarında pırlanta var. Bu pırlantaları görmek için özel izin istedik. Yaklaşık 3 aydır bekliyorduk. Bu izni verdiler. Şimdi beyler sakin olun. Eşiniz olacağınız pırlantaları burada göstereceğiz. Yalnız buradaki pırlantalar 1 milyon dolardan başlıyor. İşte Diamond Trading Company içindeyiz şu anda sevgili seyirciler. Burada elmaslar pırlantalar var. Elmaslar pırlantalarındaki farkı şöyle kısaca anlatayım size. Elmas işlenmemiş olan pırlanta da işlenmiş olanmış. İşte bu tarafta pırlantalar var sevgili seyirciler. Burada da A Diamond is Forever diye bir yazı var. Yaklaşık 18 dilde yazılmış. Ve şurada da bizim tabii gururumuzun işte pırlanta sonsuza kadar diyor. Yani Türkiye'de burada gerekli olan veriliyormuş. Trilyonlar değerinde elmaslar, pırlantalar var. Yanımızda da bir bayan var, Ferrari'yi. İşte sevgiler Leslie bize yardımcı olacak. Tabii Leslie bizi burada baş başa bırakmadılar. Sol tarafımızda da 2 tane güvenlikten arkadaşlar var. Evet, hiç hoşlanmadılar kameradan. Tabii ki yanlış bir hareketimizde bizi buradan tedaviden kaldırabilirler. Dünyada kolay kolay göremeyeceğiniz şeyler göstereceğiz şimdi size. Burada her renk pırlanta var. İşte just one color is missing lazım. Just red, but you know there are only 10 real red diamonds in the world. So I think we have an excuse for not having. Kusura bakmayın kırmızı yok diyor sevgili seyirciler. Çünkü kırmızıyı bulursanız siz bana getirin. Çünkü one red, how much one red? Karat. Well, the maybe around $1 million a carat. So, bir karat sevgili seyirciler 1 milyon dolar civarında yaptığı için Leslie ondan bulunduramıyoruz diyor. Fakat inanılmaz renkte şeyler var burada görüyorsunuz. Bu bina herhalde... Bana göre dünyanın en pahalı binalarından biri herhalde. This building may be one of the most expensive buildings in the world. Yes, and it's also one of the most secure buildings in London, as you can imagine. Evet, gözümdeki pırlanta ışıklarını gördüm. Maybe you saw the sign of the diamond in my ear, huh? In my eyes, sorry. Yes, that's right. You'll notice that we don't have our name anywhere on the building. Evet, sağ solu fazla kesmeye başladık sevgili seyirciler. Güvenlik arttırılacak birazdan. Neyse, maceramız devam ediyor. Daha size göstereceğimiz çok pırlanta var. Burası Kraliyet Mücevherhanesi Cerrah sevgili seyirciler. İngiliz Kraliyet ailesi buradan mücevherlerini aldığı için buranın özelliği varmış. Dışarıdan şu anda dükkana bakıyoruz. Oldukça güzel bir dükkan. Buraya öyle pat diye giremiyorsunuz tabi. Çünkü burası New Bond Street, Londra'nın en pahalı caddelerinden biri. İşte burada içeride neler var? Of, içeride her türlü mücevher görüyorum ben buradan. Mücevher gibi bir kız var en azından.
Sevgili seyirciler, işte 1 trilyonluk yüzük sevgili seyirciler. 1 trilyonluk yüzük tabii. Bu yüzüklere biz sadece bakıyoruz. Bunlar kraliyet yüzükleri. 1 trilyonluk yüzük sevgili seyirciler. Ve arkasında da 2 trilyonluk gözlük. Oops, I didn't know a good dog. Who is the designer of this? It is designed by Garrett, and our creative director is Jay Jagger. Jay Jagger, evet, evet. Mick Jagger'ın ünlü şarkıcının kızı bunun dizaynını yapan hanımefendiymiş. Gördüğünüz gibi bana göre gerçekten etkileyici. Mücevherden falan da var ama bunlar gerçekten sağlam duruyor değil mi Feridun? This is white gold and diamond. And diamond, and then the bottom we have a 4-carat diamond, and then twists. Nice. Evet, güzel. Burada Türk insanına göre bir aksesuar var yine, fakat kalın bir aksesuar. Şöyle bak abi, ben birazdan düşüreceğim çünkü bayanla aramız bozulacak. Bari sen şimdiden bak. Şebnem Hanım üzerinde deniyoruz. 280 bin pound sevgilisi. 280 bin pound deyince ben onu hiç isterseniz tercüme etmeyeyim Türk lirası. 280 bin daha sempatik geldi bana. Bence parasından ziyade manevi çok değeri. Nadir bulunması, çok zor bulunması. Şebnem Hanım para olayını açtığı için sevgilisi. Artık manevi bir boyutta tabii ki. Evet. Bundan hiç de bulunmazmış. Yani, evet. Aramızdaki boyut farklı bu sevgilisiler. Hanımefendi Şebnem Hanım tabii ki bunun bütün tarihçesi falan gözünün önünden geçirip olaya o gözle bakıyor. Biz de bize kaça olur modundayız. O yüzden tabii ki biraz fark var. Pırlanta sonuza kadar. Alın. Sevdiğinize verin, sonsuza kadar beraber olun. Ayrılırsa da artık gereğini yapın. Are you from here? London? No. Yeah, I'm a student in London. You're dressed for the night? Yeah, I'm dressed up to go out. Who is he? Who is he? This is a random person who just says we should go, baby. You don't have any connection with him, huh? Yeah, I have no connection with him. Yeah. Nice couple, nice couple. They're very sweet. I think we should go now. Which one is better for you? Well, I think they're both very nice ladies. I mean, I don't know what you think, but, hey, yeah. This is my boyfriend. I can't believe you're saying this. Sorry, I'm sorry. Like, evet, sevgili seyirciler. Kızlar cıvıl cıvıl. Herif araya sıkıştı. Herif derken genç arkadaş diyelim. Hello. How are you? Hey, I'm okay. How are you? Two girls traveling around, huh? Yeah. We're going home now. Oh, why not? Oh, too early? Because it's raining. It's raining, but maybe a good club, good atmosphere, nice people. Not good maybe. Night for you. Nah. Your eyes are very beautiful. Thank you. Hello, Turkey. Have you ever been in our country? No. Bodrum, nice place to go. Yeah, I'd love to go there, just get suntan. Yeah. Okay, I hope we see you in our country. Okay, thank you. You are very kind. Have a nice night. You are beautiful eyes. Thank you. Together we are love, I'm a tornado in Palmer. You know that I'm a snowman, I'm a flam. I like you, boom, boom, damn. Take them on the city, that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. Turkish television. Okay, I can speak Turkish. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Dünya Dursu Malfa, senin adın ne? Senin adın ne? What's your name? Samantha. Yeah. Have you been to Turkey? No, I haven't been to Turkey, but I'd love to go to Turkey. Apparently, it's really nice. Have you had any Turkish lovers? No, not exactly. Unfortunately. Okay. Have a nice night. Thank you very much. Have a nice night. Mwah. Good night, darling. Evet abi. We are from Turkish TV. Turkish TV? Turkish TV, yeah. Merhaba. How do you know Turkish? My friend is Turkish in New York City. Merhaba. Are you from New York? New York City. Yeah, you came to visit here? Yes, visit. Yeah. Your friend? About to. Yes. İlk görüşmeler başlamış öyle anladım. Merhaba. Maybe you don't change the subject. Okay. Our subject is your relation now. Okay. What point are we now?
really good friends, you know? Friends. Yes, very good friends. Getting closer and closer every day. All the time, yes. Okay. Are you from New York? Yeah. Together you came? Yes. Oh. Yeah. Say hi to Turkey. Hello, Istanbul. Yeah, Istanbul. Yeah. Istanbul. Call us to your engagement. Ceremony. Call our TV for the ceremony, we'll be there. My heart says we'll be together all your life. Yes, we'll be. Benim ışığım mı zevk eder, kaynaştırırım insanı. İşte genç çift, nice to meet you. Thank you. Have a nice day. All right. You sweet each other. Yes. Believe me. All right. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bu çifti kaynaştırdık. Turkish TV. Yeah. Wow. Fantastic. We were in Turkey 2 weeks ago. Really? Yeah. Istanbul. Yeah, paradise. Hey, get on. It was 27 degrees when we were there. Yeah. It's very nice, very nice. Hey, come on, TV. Yay, yeah, come on, TV. Come on. Turkish TV. Turkish TV. Come on. They want to know about the red light in London. Yeah. Nice to meet you. Turkey. Bu kadar insan gördün. Peki niye hiçbiriyle sıcak muhabbete girmedin diyebilirsiniz. Bunun sebebi tabii ki dişimize göre bizi bulamadık. Saatler 12 geçtikten sonra Londra'da Peregrine Lounge'a geliyorsunuz sevgili seyirciler. Eski paparazzi, burası çok meşhur bir kulüptü. Zaten hala da meşhur. Adı değişmiş. Peregrine Lounge olmuş. Ve bundan sonra Peregrine Lounge olarak burada hizmetler devam edecek. İçeri şu tünelden bakarsanız ne kadar dolu olduğunu anlarsınız. Şaka yapıyorum. Burası boş ama içerisi kaynıyor. Hep beraber içeri dalıyoruz. Luxor. Ah, so happy. Kızın şarkısı çaldı, takip et bari. Evet, kulübün içine doğru yavaş yavaş giriyoruz tekrar. Şu anda... Pro isterseniz hemen burada canlı bağlamıyorlar. Pro biz oluyorsunuz. Fakat bizi pro ile bile işimiz yok tabii ki. Güzel bir diskotek. İçeride kızlar var. Yeah, I'll be another one.
zor diyor. Where is your boyfriend? I don't have one. Unbelievable. Boyfriend. Girlfriend. Leave. Ah. Get my girlfriend. Okay. Süslü. Fazla iyi göster. Biraz daha sonra başka yerler izleyeceğim. Zıpır bir kulüp sevgili seyirciler. Daha etrafa baktığımız zaman da bayanlar biraz daha az. Olan bayanlar da zaten pek tutmadık açıkçası. Hadi bu bizim zevkimiz. Siz yine de bakın işte bayan. Very beautiful. Thanks. Where are you from? Here. Here. You live here, huh? Yeah. What do you say about London nightlife? Is it nice? It's nice. Can I ask you personal questions? Yeah. Where is your boyfriend? Here. Oh, nice couple. Together. Where is your boyfriend? Here. Why is she so shy? Is she always shy? She's not normally shy around me. When will you marry? When will you marry? In 2 seconds. Yeah. Did she ask for the marriage? No. But about to? Not yet. No. No. You don't want to marry? Nice. Okay, we hope you a good life, okay? Okay, thank you much. Thank you very much. Nice to meet you. Evet, sevgiler. Bu sempatik çifti uğurluyoruz. Jump up and get down. Ve kamera arkası en doğal halimizi biliyorsunuz sevgili seyirciler. Doğal mı değil mi siz karar verin, işte kamera arkası. Londra geceleri, Avrupa'nın en hareketli geceleri sevgili seyirciler. Ve ben orada ne yapıyorum, anons yapıyorum tabii ki her zaman rahatsız olarak. Evet, neyse konuya geliyorum sevgili seyirciler. Şimdi kamera arkası böyle... Abi bu susmuyor. I would mess up your program. Huh? You messed up your program. No problem ya. You are the beauty of our program. I was doing that. Hayatta en küçük olduğum şeylerden biridir. Sokakta biri gelir ve onlara röportaj yapmamı ister. Evet. Ya bu herif de girerse bizim programa bakar mısın atırtına? Evet abi gel. Tabii ki böyle karambollerde ne diyeceğimi unuturum. Hadi abi. Hazır mısın? Ne diyordum oğlum en son? Soğuk havalarda güzel kızlarla röportaj yapmak sandığınız kadar kolay değildir. Onları bir şekilde çekip kamerayla buluşturmanız lazım. İşte Acun'dan kız çevirme sanatı. Turkish Television. One minute for us. Her zaman güzel kızlar ve onların yanındaki enteresan tipler rahatsız eder beni. Who is he? Who is he? This is a random person who just said we should go, basically. You don't have any connection with him, huh? Yeah, I have no connection with him. Gider misin abi? Devreden çık abi. Friends. Bu seferki kızımız gayet güzel. Röportaj hareketli geçecek. O sırada sorduğum soruya kız bozuluyor ve bakın neler oluyor. Nice couple. Very sweet. I think we should go now. Which one is better for you? Well, I think they're both very nice ladies. I mean, I don't know what you think. Hey, this is my boyfriend. I can't believe you're saying this. Sorry. We were reminded, no? No problem. Yeah, cut it and start a good relation. Yeah. Gecenin saat 2'si olmuş. Zaten canım burnumda. O sırada satıcının biri gelip bana bir şey satmaya çalışıyor. No. I'm on this now. Thank you. Londra geceleri için canlı diyoruz. Tamam kabul. Ama her zaman da hoşlandığımız tipler olacak değil ya. Hello, Turkish TV. Hello, this is Turkish TV.
Şimdi yine güzel bir kız yakalamışım. Röportaj yapacağız. Kanlı canlı bir röportaj olacak. O sırada yağmur gibi siyahi arkadaşlar yağıyor sevgili seyirciler. Ve kız ne yapıyor? Terim. Abi etrafında beyaz göremiyorum ben. Hi, do you want me for us? Yeah, I'll talk. Gel, gel. We are from Turkish TV. Turkish TV. Turkish TV, what's that? Turkish. Yeah, all right, then I'll talk. It's a magazine program, travel magazine program. One part of the show is about clothing. Yeah. Is it possible you have 2 minutes for us? We can talk about... No, wait, wait, wait. This is Ella. 2 minutes, 2 minutes. About your clothing. Yeah, help. Talk to a sensible person. Abi bu kadar yamyamın arasında kaçtı tabii ki. Oğlum. Bu sefer başım belada. Enteresan bir arkadaş sürekli olarak bize müdahale ediyor. Rahatsız oluyorum ve mücadeleye başlıyorum. Etrafımızda o kadar çapulcu var ki tek bir yorum yapmak kalıyor bana. Sen, gel abi biraz daha. Birazdan soyuluruz güzel bence. Bu kadar karambolde güzelim kız yanından kaçıyor tabii. Ben ne yapacağım? Yorum yapıyorum. Ben ne kadar az ya yine sen. Ne kadar az. Hayvan yüzüne kaçırdım. Artık paranoyak olmuştum. Bu serseriler herkesi kaçıracak diye korkmaya başlamıştım. Yine güzel bir kız vardı yanımda ve yanında yine o serseriler. How are you? Turkish TV. Ayılar bunu kaçıracak ha. Can I have 1 minute with her? Hello. Artık tadım kaçtı. O deminki arkadaş sürekli olarak müdahalelere başladı. Ve gece tam bir mücadeleye dönüştü benim için. Pardon? Will you go out tonight? Will I go out tonight? Yeah. Yeah, I've been out. Yeah, you live here? You live here? Onca zorluğun arasında bir yandan da kızla röportaj yapmam lazım. Fakat tadım kaçıyor tabii. Bu sefer işe bakar mısınız? Kız neşeli, benim tadım kaçık. Have you been in Turkey? No. Have I been to Turkey? Turkey. Abi kız neşeli, benim neşem kaçtı. Gerilimin dozu iyice artmaya başlamıştı. Hey yo, you in this part of town and you scared of us? Whoa, come on. Shh, don't touch me. What are you going to do? Şimdi seyredin bakalım adamı nasıl yollarım yanından. Tell the camera what you going to do. Exactly, you ain't going to do shit. İşte sevgili seyirciler, böyle buradan sevgili seyirciler. Herifi. Güzel kızları rahatsız eden tipler her zaman her yerde vardır. Evinize, baksana evinize kadar bırakayım diyor ha. Evinize kadar bırakabilir miyim hanımefendi diyor. Ben sana söyleyeyim nereye diyor. Yanına mı gideyim? Beni mi bırakacak oğlum eve? Yine enteresan bir görüntü. Londra sokaklarında arabalı bir genç kızlara pas veriyor. Kızlarla onun arasındaki ilginç diyaloğu saniye saniye görüntülüyor. Bak alıyor bak. Bak şimdi bak. Alıyor abi alıyor. Ben bu işi biliyorsam alır abi. Bak görüyor musun? Aldı be abi. Alıyor değil mi? Şimdi nefeslerinizi tutun ve dikkatle seyredin. Bu hafta dünyanın en pahalı pırlantalarını görme fırsatı bulduk. Meraklıyız ya, elimize illa 2 tane pırlanta alıp inceleyeceğiz. 2 pırlantanın toplam değeri $1.5 milyon. Ve biz tabii ki o pırlantaları incelerken ne yapıyoruz? Düşürüyoruz. Tamam. Fazla değil, 750 kağıt abi. Fark etmez. Like a conflicting issue. Öderiz bir şey olursa. Ortam bana göre biraz fazla lüks kaçtı. Ne yapayım? Espriyi patlatı verdim. İç. Polished olunca şık. Campaign price. Ortam iyice neşelenmişti. Tam o sırada Şebnem Hanım İngiliz uzman bayanla Türkçe konuşmaya başladı. Bunlar Rafali. Polished olunca pırlanta olunca ne kadar olduğunu bilmiyor. 15 falan dedi ya. 15 milyon dolar. 15 milyon dolar. Evet. Evet abi. Bakalım tıkandı tabii. Klasik bir Feridun sendromu seyrediyorsunuz şu anda. Feridun şu mücevherleri çek, şu pırlantaları çek, mükemmel şeyler diyorum. Feridun ne yapıyor? Işık tersmiş. Çekmiyor. Evet abi. Neyse. Çek abi. Sen ışık yansıyor diye mi çekmiyorsun? Ha?
Abi herif ışık hastası. Işık derse bunu çekiyor. Abi böyle tutayım çek. Şimdi de Gerard diye sevgiliciler. İngiltere'nin en pahalı mücevhercisi. Dışarıdan etrafı anlatacağım. Daha doğrusu içeriği anlatacağım. Mükemmel mücevherler var diye bakarken o sırada konsantrasyonum daha da veriyor. İşte burada içeride neler var? Of, içeride her türlü mücevher görüyorum ben burada. Mücevher gibi bir kız var en azından. Neyse evet. Mücevherleri görüyoruz sevgiliciler. Bir an önce içeri giriyoruz ve bakıyoruz. Kim kaç para alıyor ya da kim kaç para veriyor bu mücevherleri? Şimdi Atina'dayız. Atina'da arkamda iki asker almışım. Güzel bir anons atacağım. Feridun beni çekiyor ya da çekmiyor. Bunalımdayım. İşte Yunanistan parlamento binası burası sevgili seyirciler. Arkamda iki tane asker görüyorsunuz. Feridun iki asker. Görüyor musun? Sen de görüyorsun oğlum. Tamam. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Hasılı mı çekiyorsun oğlum? Asker orada lan. Görüyorsunuz. Onu da çekiyorum de. Neyse. Görüyorsunuz ya da göremiyorsunuz. Bir tane çocuk görüyorsunuz. Evet bak. İşte çocuk. İşte Feridun çocuk, askerler, kuşlar, parlamento binası. Burası Atina'nın merkezi ve parlamento binası orada. Bütün kararlar orada alınıyor Yunanistan'da. Burada da koşan bir çocuk var. Bu çocuk şu anda karar almamış durumda sevgili seyirciler. Çünkü gördüğünüz gibi bilinci henüz üzerine değil. Oradaki çocuk kızlara koştu. Kızlar demiş Feridun. Evet. Neyse konuya geliyorum. Herkes her zaman kameraya sıcak değildir. Arkamdaki çift belli ki orada olduklarının bilinmesini istemiyorlar ve güzel bir muhabbetteler. Feridun onları çekince onlar da kaçıyor. Uyandılar mı? Şimdi de Atina'nın manzara köşesindeyiz sevgili seyirciler. Bir daha gelin. Bastık işte ben sana söyleyeyim bak kaçıyor. Kamera. Atina'yı şöyle yukarıdan bir seyredeyim dedim ve bir anda saçmalamaya başladım. İşte buradan şehri sokak sokak, cadde cadde görüyorsunuz. Şehrin tam ortasında böyle bir tepe olması Atina için bence büyük bir avantaj. Niye diyeceksiniz? Niye sen şoförü? Sen de bilmiyorsun evet. Buradaki çiftler açısından da bir problem yok. Saçmalıyorum bari işte Atina. Kasım ayındayız fakat Atina'da plajlar hala dolu. İnanılır gibi değil. Neyse plaj kenarındayım. O sırada enteresan bir adam görüyorum. Adamın tipine şöyle bir bakar mısın? Feride bak denizdeki görüyor musun? Bak. İşte bak adam var ya son nefesini denizde verecek gel abi. Gitti bak vallahi gitti. Bak. Çok analiz. Atina'da karşımda Türkçe konuşan birini görünce heyecanla konuşmaya başlıyorum tabii. İstanbul. Biliyorum, Kürtçem biliyorum. Aa Türkçe biliyor musun? Gel. Gel abi gel. Grafını kaçırsan böyle. Atina'da saçmaladığın dakikalardayız. Ve şimdi de Glifada'dayız sevgili seyirciler. Atina'nın sahil bölgesi Glifada. Atina'nın her tarafı sahil oğlum. Kura bir gel. Ve her zamanki gibi gerçekçi yorumlarım. Burada Yunanlı gençler. No speak Greek. Elenikazi, don't speak Greek, Greek. No, televizyon Türkiye, Türkiye, from? Turkey. Türkiye var, Türkiye var, no. Evet, gördüğünüz gibi Türk düşmanı çocuklar sevgili seyirciler. Bunlar olur burada çünkü çocuklar Türk düşmanı, öyle eğitilmişler. Neyse, lafa geliyorum. İşte burası... İğrenç tepkiler görmeye başladık evet. Yani. Yine Feridun'un kaçırdığı güzel bir kız. Bu adam güzellere karşı adeta düşman. Neyse, konuya geliyorum. İşte garson, Feri, garson. Garson kız gidiyordu abi, ama... Yani etli mutlu bir kız gösterecektik, onu da hayır etmişiz. Atina'da Kübalı bir kızla beraber CD pazarlığındayız. Tabii ki orada biraz cömertim. Küba müziği tabii ki alıyoruz diyeceğiz, ayıp olmasın diye. Çünkü... Abi feda olsun. Bakma öyle, vereceğiz hep parayı. Evet, o numara eksik. Abi, one. Yok, two euro. Pardon? Two euro. No problem. Üstü kalsın. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun. Evet, Ferrara'yım.